Bugüne kadar izlediğim kadarıyla Hatay Spor gerçekten mücadele eden bir takım. Ligimize de güzellik katan bir takım. Bizim hazırlıklarımız güzel gidiyor. Yarın da inşallah sahada güzel bir galibiyet almak için oyuncularımız mücadele edecek. Şu anda hoca adayımız ikiye düştü. İki hocayla da görüşmelerimiz sürüyor. Yani büyük ihtimal yetişmeyecek. Ama milli arada oyuncularımızın da izin dönüşünde hocamız inşallah takımın başında olacak. Tabii geçen her maç kaybedilen her puan bizi üzüyor. Ama bunların hepsi telafi edilecek. Biliyorsunuz Kayseri Spor taraftarının ve bizim bir düşme travmamız var. Her yıl bu acaba düşecek miyiz? Biz bunu yenecek, artık bütün endişelere asla yer vermeyecek bir hocayla anlaşmak istiyoruz. İlerleyen günlerde, ilerleyen zamanlarda yeni hedefler koyacak bir hoca istiyoruz. Onun için bu bekleyişimiz. Bu yıl için takımımızda sadece Aziz Beyç kiralık olarak forma giyiyor. Geri kalan tüm oyuncularımız bonservisiyle almış bulunuyoruz. Bu şu demek, tüm takımın bonservisleri alınması demek, gelecek yıl limitlerin düşmesi bekleniyor. Bu konuda bizim tamamen bir takım halinde oluşturduğumuz için çok rahat edeceğimiz anlamına geliyor. Sadece küçük takviyelerle gelecek yılımızı geçireceğimize inanıyorum. Bu konuda fedakarlık yapan değerli başkanımız Berna Gözbaşı'na, yönetim kurulu adına ve taraftarlarımız adına ben kendisine teşekkür ediyorum. Aldığımız oyuncular tabii yeni. Birçoğu da ilk 11'de oynuyor. Takım olmak biraz zaman alıyor. Taraftarlarımıza sesleniyorum buradan. İçleri rahat olsun. Bu oyuncular, takımımız birbirine alıştığı zaman çok sürpriz maçlar alacaklar. Kayseri Spor üst sıralarda ilk 10'da bitireceğinden hiç şüphemiz yok. Yeni hocamız da inşallah gücümüze güç katacak. Ve takımımız bir arada takım gibi oynamaya başlayınca her şey Kayseri Spor camiasının istediği gibi olacak. Sadece biraz zamana ihtiyacımız var.